definecilerin gördüğü halüsinasyonlar. Halüsinasyon gerçekte olmayan ama size oluyormuş gibi gelen doğa dışı olaylardır. Definecilerin gördüğü en yaygın halüsinasyonlar arasında çocuk ağlaması ve oğlak sesi neredeyse ilk sıradadır. Kazı yerinden çıkan çıplak kadın da çokça görünen halüsinasyonlar arasında yerini alır. Yer sallanması ve kazıdan çıkan yılanlar olmak üzere kurbağa ve diğer haşereler de vardır. Gece kazı yapılıyorsa uğultular ve korkutucu diğer sesler de yine en yaygın halüsinasyonlar arasındadır. Domuz, kara kedi, kara köpek, keçi ya da oğlak da dillerden düşmeyen halüsinasyonlar arasındadır. Videoyu beğendiyseniz ve şaşırma dozunuzu almaya hazırsanız sır perdesini aralamaya başlayalım. Defineciler neden halüsinasyon görür? Definecilerin halüsinasyon görmesindeki en büyük neden yaptığı işte duyduğu heyecandan kaynaklanır. Kazı yaparken oradan çıkacak yüklü miktarda altınlara, büyük zenginliklere ulaşacağını hayal etmesi ve emniyet güçleri tarafından yakalanma korkusu, bir araya gelince ister istemez normal olmayan davranışlar sergilemesiyle alakalıdır. Yaptığım araştırmaya göre halüsinasyon en çok korkak insanlar gördüğü ortaya çıktı. Normal insanların neredeyse hiçbiri halüsinasyon görmezken korkak insanların akla hayale gelmeyecek halüsinasyonlar gördüğünü söyleyebilirim. Eğer siz de 3-4 kişilik grup halinde oluşan gece kazıları yaptıysanız eminim sizin de başınıza gelmiştir. Grup içinde kim korkak ve tedirginse halüsinasyonları hep onlar görür. Burada şunu da belirtmekte fayda var. Böylesi olayların tümüne halüsinasyon demek yanlış olur. Bunların bir kısmı define cinleri tarafından yapılmış olabilir. Bizim yaptığımız araştırmalarda bu tip olayların %80'i halüsinasyon, %20'si gerçek olaylardır. Halüsinasyon ve gerçeği birbirinden ayırmak çok zordur arkadaşlar. Bunu anlamak için kazı yaptığınız yerin define işaretlerini inceleyin. İşaretler arasında gerçekten tılsım işareti varsa o zaman bunu gerçek diyebilirsiniz. Eğer yoksa arkadaşınızın biri böylesi olaylara yatkınsa o zaman halüsinasyon diyebiliriz. Arkadaşlar, halüsinasyon gören arkadaşlarınız varsa bunların gruptan çıkarılması daha doğru olur. Aksi halde başka konularda da başınızı ağrıtabilir. Mesela kazı alanında çıkacak en küçük iş kazasında bile işi cine, tılsıma bağlayarak gündemin aynı kalmasına sebep olurlar. Bu durumda ister istemez siz de etkilenip benzer konularda sohbetler yaparak belli bir süre sonra siz de halüsinasyon görmeye başlayabilirsiniz. Hani bir deyim vardır ya, kır atın yanında duran ya da huyundan ya da suyundan misali olursunuz. Şimdi gelelim diğer konuya. Hocaların gördüğü halüsinasyonlar. Kazı yerine götürülen hocaların halüsinasyona çözüm olduğunu söylemek zordur. Bazı hocaların halüsinasyon gördüğünü söylemek daha doğru olabilir. Bunun defalarca tecrübesini edinmiş durumdayız. Hocaların gördüğü halüsinasyonlar arasında en yaygın olanı gömünün cinler tarafından bağlı olduğu inancıdır.
Bunu nasıl anladıklarını bilmek gerçekten zor. Aslında onlar da bilmiyor. Sadece hissediyor, hissettiklerini de öyleymiş gibi anlatıyor. Hani bazı insanlar vardır ya arkadaşlar, kafasında olmadık şeyler kurgularlar. Önce kurguladıkları şeyi kendisi inanır. Daha sonra da doğruymuş ya da görmüş gibi anlatır. Kısaca paranoyak diyebiliriz. Anlatmaya çalıştığım tipik hocalar bunlardır. Aslında bir şey bildiğinden değil, kafasınca definenin cinler tarafından bağlı olabileceğini düşünür. Önce buna kendi inanır, sonra da öyleymiş gibi anlatmaya başlar. Aslında buradaki durum halüsinasyon değil, paranoyak olarak değerlendirebiliriz. Örnek olarak biz gittiğimiz bazı kazı alanlarında yaptığımız inceleme sonrası bölgede ne define işaretine, ne defineye, ne de cinlere rastladık. Oysa ki hocalar definenin var olduğunu ve bunların cinler tarafından korunduğunu senaryosunu çizmiş ve definecilere oynatmış. Bunu bilerek yapan ve bilmeyerek yapan hocalar da olduğunu söylemekte fayda var. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka konularda video yapmamı isterseniz ve bazı konularda destek almayı, bilgi almak istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi sizlere bazı tılsım işaretlerini göstermek istiyorum.